Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Bugün ceylan, kaplumbağa, fare ve kargı etkinliklerini yapacağız. Evet dinleme metnimiz hemen sağ üst köşede bakın şu an. Lütfen tıklayın, dinleyin ondan sonra yapalım anlamlı olsun. Yoksa kopya çeker gibi direkt yazdığınızda sınıfta yardımcı olmaz. Sıkıntı yaşarsınız. Hazırlık sorumuz var. Dostluk sözcüğünün size ne ifade ettiğini yazın demiş. Ne ifade eder? Dostluk güven ve anlayış üzerine kurulu derin bir bağdır gerçek dostlar zor zamanlarda yanınızda olan ve sizi olduğunuz gibi kabul eden kişilerdir. Sizce dostluk neye benzer? Örneklere göre yapın diye söylemiş. Bakın burada dostluk bir kuş gibidir. Yani dostluğun ne olduğunu önce tanımlamış. Eğer ona gerektiği gibi davranmazsak elimizden uçup gider yani dostlara karşı da görevlerimiz var demek istiyor. Ben de şöyle yazdım. Dostluk bir çiçek gibidir. Evet dostluğu bakın tanımadım. Ona sevgi ve ilgi göstermezsek solup gider dedim. Sizler de bunu kullanabilirsiniz. Sizce sadece insanlar mı birbiriyle dost olur? Bir kitapla, bir bitkiyle, bir hayvanla dostluk kurulabilir mi? Sadece insanlar değil, kitaplar, bitkiler ve hayvanlarla dostluk kurabiliriz. Bir kitap duygularımızı anlar ve bize yeni dünyalar açar. Bir hayvan ise sadık dost olur ve yanımızda olduğu için mutluluğumuzu artırır diyebilirsiniz. Evet, dostta bulunması gereken özellikleri soruyor. Maddeler halinde yazmamızı istemiş. Güvenilirlik, anlayış, destekleyici olma, samimiyet. 4 tane yazarsınız. Karşılarına da kısaca tanımladım. Sırlarınıza sadık kalmalı. Bakın güvenilir olması, sizi yarı yolda bırakmaması. Anlayış, duygularınızı anlamalı, sizi dinlemesi. Destekleyici olması da zor zamanlarda yalnız olup sizi cesaretlendirmeli. Samimiyette işten ve dürüst bir iletişim kurmalı. Sahte davranmamalı. Şimdi sevgili öğrencim, metni dinlerken avcının kaplumbağayı çantasına attığı bölüm. Bunun devamını tahmin edin diyor. Metnimiz metnimizi zaten dinleyeceksiniz aslında öncelikle Ceylan yakalıyordu avcıyla köpeği tuzaklıyordu. Sonra arkadaşlar gelmediğini görünce e, kaplumbağa, e, karga ve bir de fare gidiyorlar. Fare ağları kemiriyor ve ne yapıyorlardı? Ceylan'ı kurtarıyorlardı. Daha sonra tam orada kaplumbağayı görünce avcı bu sefer Kaplumbağa'yı çantasına atıyor. Bu sefer de sevgili öğrencilerim devamını siz tahmin edin diyor. Ne yazabiliriz? Bu sefer de Ceylan ve fare kaplumbağayı kurtarmak için plan yapacaklardır. Çünkü dostlar bu şekilde davranır. Ee, Öğretmen okutuktan sonra bakın şu ilk cümle yazacaksınız. Öğretmen okutuktan sonra da benzer durum. Durum ne? Ee, bu sefer de Ceylan avcının önünden koşuyor. Ee, Avcı Ceylan'ı kovalarken yoruluyor. Kaplumbağanın içinde olduğu çantayı bırakıyor. Ee, fare geliyor bu çantayı kebiriyor kurtarıyorlar. Evet, çünkü kendisini kurtaran dostlarını yalnız buraya bırakmayacaklarını biliyordum. Yani tahmin ettiğimiz gibi bu sefer diğer arkadaşları gelip kaplumbağayı kurtarıyorlar. E, çalışması anlamı bilinmeyen kelimeleri soruyor. Küplere binmek, çok kullanılır, yani evet, çok kızmak, sözlük anlamında çok öfkelenmek demek. Yetinmek de yetmek, kabul etmek var. E, sözlük anlamında edindiği bir şeyi kendisi için yeter bularak daha çoğuna gerek görmemek, daha çoğunu istememek, kanaat etmek boş dönmek. Evet eli boş döndü diyor avcı. Ne demişti? Eli boş döndü demişti. Yani istediğini yapamamak. Sözlük anlamı da hiçbir şey elde edemeden geri dönmek demek. Metinle ilgili sorularımız var şimdi. Köpek ve adam neden Ceylan'ın peşine düşmüşlerdi? Ceylan'ı avlamak için peşine düşmüştür. Çünkü onu yakalamak istiyorlar. 2. Dostları Ceylan'ın başının dertli olduğunu nasıl anlamış? Evde yemek hazırlarken Ceylan'ın eksik olduğunu fark ettiklerinde ve onun neden gelmediğini sorguladıklarında. Evet 3. Yani şuraya ekleyebilirsiniz. Daha sonra karga uçarak gidiyor ve tuzakta olduğunu görüyor. Uzatmak için yazmadım. Buraya da ekleyebilirsiniz. 3. Kaplumbağa, fare ve karga Ceylan'ı nasıl kurtarıyorlar? Ceylan'ın yakalandığı ağları fare kemirmiş ve Ceylan kurtulmuş. Yani burada e, çok uzun uzun yazmadım. E, sonra şikayet ediyorsunuz. Yani normalde karga gidiyor yüksekten bakıyor ve tuzaklandığını görüyor. Ondan sonra fare, kaplumbağa. ...da gelmiş oluyorlar. Fare işte kemiriyor, kurtuluyor diye uzun uzun yazabilirsiniz. 4. Avcı tuzağı bomboş görünce ne yapıyor? Sinirlenmiş, küplere binmiş diyor orada. Orada kaplumbağayı görünce onu çantasına atmış. 5. Arkadaşları kaplumbağayı kurtarma için nasıl plan yapıyorlar? Ceylan kendisini göstermiş. Avcının önüne çıkıyor, koşuyor. Avcı onu kovalarken yorulmuş ve çantayı bırakmış. Fare çantayı kemirmiş ve kaplumbağa kurtulmuş. 6. Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir? Şuraya yazdım. Yazar bu metni dostluğun önemini ve yardımlaşmanın gücünü vurgulamak amacıyla yazmış olabilir. Ayrıca birlikte hareket etmenin zorlukları aşmada ne kadar etkili olduğunu göstermek istemiştir. 7. Metnin vermek istediği mesaj. Şöyle yazarsınız. Metnin vermek istediği mesaj. Bakın şurayı yazmak zorunda değilsiniz. Dostluğun güçlülüğüdür. Gerçek arkadaşlar zor zamanlarda birbirlerine yardım eder ve birlikte hareket ederek tehlikeleri aşabilirler. Şimdi olayların oluş sırası var. Şöyle sıralayacağız. Bir ceylan kaplumbağa, karga ve fare ülkenin birinde güzel bir yaşam süren 4 arkadaş. Sonra köpek bu adam ne yapıyor? Ceylanın peşine düşüyor. 3. ceylan eve dönmeyince karga onu aramaya başlar. Evet 4. arkadaşları tuzağa düşen ceylanı kurtarmak için plan yapar. 5. avcı tuzağa bomboş görünce sinirlenir. Kaplumbağa'yı çantasına koyar. 6. karga, ceylan ve fare bir yol bularak kaplumbağayı kurtarırlar. Sonra bize kendinizi özetleyin demiş. Ben de şöyle yazdım. Ceylan, kaplumbağa, karga ve fare Ülkelerinde mutlu yaşıyorlarmış. Bir gün avcı ve köpeği Ceylan'ın peşine düşmüş. Ceylan tuzağa yakalanmış. Arkadaşları Ceylan'a gelmeyince onu aramışlar ve tuzağı görmüşler. Fare tuzağı kemirmiş ve kurtulmuş. Avcı Ceylan'ı bulamayınca kızmış ve kaplumbağayı çantasını almış. Ceylan ve arkadaşları kaplumbağayı kurtarmak için yola çıkmışlar. Ceylan avcının dikkatini dağıtmış. Avcı arkadan koşarken yorulup çantayı bırakmış. Fare kemirmiş ve kurtulmuş. Evet. Dinlediğiniz metni aşağıdaki başlıklar önerilmiş diye söylüyor. Bakın burada uygun olmayan başlık diye söylüyor. Bakın dört arkadaş bu nedir? Uygundur. Dostluğun değeri uygundur. Avcı ve köpeği sevgilendirim uygun değil. Bakın bize de zaten bunu soruyor. Niçin? Metnin teması dört arkadaşın dostluğunu ve dayanışmasını bahsediyor. Yani avcı ve köpeği bizim ana konumuz değil. Bize vermek istenen mesaj bunlarla alakalı olmadığı için metnin başlığı olamaz dersiniz. Ceylan kaplumbağa karga ve fare arasındaki ilişkiyi göz önünde bulundurarak Gerçek dostun nasıl olması gerektiğiyle ilgili düşüncelerinizi yazınız ve arkadaşlarınızla paylaşınız. Gerçek dostlar zor zamanlarda birbirlerine destek olmalı ve birlikte hareket etmelidir. Ayrıca dostlar birbirinin duygularını anlamalı ve her durumda yanlarında olmalıdır. Bu şekilde dostluk daha güçlü ve kalıcı hale gelir diyebilirsiniz. Evet burada da boşlukları düşmek, binmek, varmak, dönmek, bulmak, haber vermek, bildirmek, evet küplere binmek, çok öfkelenmek, yol bulmak, çıkar yol bulmak değil mi? Çare bulmak peşine düşmek, arkasından gidip takip etmek, eli boş dönmek de umduğunu bulamamak, alamamak demek. Evet burada yine bir etkinlik. Dostluklarım ve arkadaşlarım bitme nedenlerinde bahsedin diyor. Dostluklarım ve arkadaşlarım bitmesinin birkaç nedeni vardır. Öncelikle iletişimde önemli bir etken. iletişimsizlik yani düzgün konuşmamak. Eğer arkadaşlar birbirleriyle konuşmazlarsa aralarındaki bazı zayıflar. Ayrıca güven kaybı da ilişkileri bozabilir. Eğer biri diğerine sadık kalmazsa dostluk sarsılabilir son olarak kıskanma ve anlaşmazlıklar da bitebilir. Bu yüzden sorunları açıkça konuşmak çok önemlidir. Evet, aşağıdaki görselleri inceleyiniz. İnsanların hayvanlarla kurduğu dostluk ilişkisi hakkında duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınıza paylaşınız. İnsanların hayvanlarla kurduğu dostluk ilişkisi çok özeldir. Hayvanlar sadık dostlar olarak bize sevgi ve destek sunar. Zor zamanlarda yanımızda olduklarında büyük bir rahatlık hissederiz. Bu bağlı duygusal bir bağ kurmamıza ve hayvanlar aleminin bir parçamızınız gibi hissetmemize yardımcı olur. Aynı zamanda hayvanlarla olan ilişkimiz empati ve sorumluluk duygumuzu geliştirir. Evet burada da e, dostlarım diye sevgili öğrencilerim e, bir metin devam etmiş burada. Bunun devamına yazınca araya şunları ben ekledim. Sizler de buna benzer şeyler ne yapabilirsiniz ekleyebilirsiniz. Burada videoyu durdurun sevgili öğrencilerim. Boşluklara yazdıklarımı kendiniz veya buna benzer şeyler yazabilirsiniz. Araştırma soruları var. Milli mücadeledeki kadın kahramanları soruyor ve Cumhuriyet döneminde kadınlara verilen hakları soruyor. Hepsini bakın yazdım. Birincisini mavi yazdım kısım. Kara Fatma Halide adı var. Nene Hatun. E, ee, Sekine Sıtkı Tarancı Sakine. Bu da kadınlara verilen haklar da seçme seçilme hakkı, eğitim hakkı, çalışma hakkı, boşanma evlilik hakkı, sosyal haklar. Bunlarla ilgili de kısaca videoyu durdurup bunları defterlerinize ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz sevgili Lütfen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. E, i̇stediğiniz sayfaları yazmayı unutmayın. E şöyle yapın, böyle yapın dediğiniz şeyler varsa yazmayı unutmayın sevgili öğrencilerim. Diğer dersleri de çekiyorum sevgili öğrencilerim. E, İngilizceye başlayacağım. E, Matematik zaten çekiyorum. E, sosyal ve fene de istediğiniz sayfaları yazmayı unutmayın. E, birinci ünitede e, yetiştiremedik e, ama birinci ünitenin sonuna itibaren bütün kitapları yetiştireceğim inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.